Türkiye'de ilk defa düzenlenen Delta Yaman'da Salınım Festivali Kızılırmak Deltası'nda düzenlendi. Festivalde açılış konuşması yapan Samsun'da Mızık Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Metin, Kızılırmak Deltası'nın olmazsa olmazları olan mandaların ev sahipliği olan Samsun'un manda yetiştiriciliğinde Türkiye'deki sıralamalarda ilk sırada yer alması bizleri gururlandırmaktadır dedi. Samsun İli Mızık Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin düzenlemiş olduğu 1. Manda Salınım Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Kızılırmak Deltası'nın olmazsa olmazı mandanın Türkiye'deki ilk sırada yer aldığı Samsun ilimiz bizleri gururlandırmaktadır. Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Türkiye genelinde 24 ilde manda birliği kurulu olduğunu belirtti. Manda Yetiştiricileri Birliği kurulu olup halen 16 ilde halk elinde Anadolu Mandası ıslah projesi yürütülmektedir. Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak 6.238 üye yetiştiricimizin 56.000 baş mandası ile ıslah çalışmalarımız devam etmek. Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, manda yetiştiriciliğinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklendiğini söyledi. Ve diğer halk elinde manda ıslahı desteklemeleriyle birlikte destek vermektedir. Önümüzdeki yıl içerisinde, yani bu yılın Eylül ayından itibaren başlayacak olan IPAK programları içerisinde de mandacılıkla ilgili özel bir destekleme programı gündeme gelecek. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise Bafra bir tarım bölgesi olması münasebetiyle hayvancılık adına çok güzel adımlar atılıyor dedi. Güzel adımlar atılıyor ve hayvancılıkta da büyük gelişmeler var. Mandanın sütü, yoğurdu, peyniri, kaymağı, tereyağı çok önemli. Baframızda hayvancılık ve tarım potansiyelleri yüksek seviyede, bunu hepimiz biliyoruz. Bu bir ilktir diyen Bafra Kaymakamı Halis Arslan, bu ilkin başlangıcı önemlidir ama yaşanması, yaşatılması daha çok önemlidir ifadelerini kullandı. Bu proje için uykusunu kaçıran, gece gündüz demeden çalışan, sürekli kapımızı aşındıran, gerek Büyükşehir'in, gerek Bafra Belediyesi'nin, gerekse bizim, aşındıran ve hepinizin temsilcisi olan değerli birlik başkanı İsmail Metin'le yönetimini öncelikle tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından yüzlerce manda Delta'ya salınırken vatandaşlar manda ağlığı için kıyasıya yarıştı. 2000 TL'den açılan manda ağlığı aşık artırmasını 10.000 TL'ye Ahmet Taş isimli manda yetiştiricisi kazandı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ağlık yarışının ardından kurulan çadır standlarda manda sütünden yapılan yoğurdu, peyniri, kaymağı, tereyağı, protokole ve vatandaşlara ikram edilerek tanıtıldı. Manda Salınım Festivali'ne katılan vatandaşlar, yerel sanatçıların yorulmadığı birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlendi.